Fidan okuyan Avşar kültürünün doyasıya yaşatıldığı muhteşem bir düğüne getiriyoruz sizleri. Avşar düğününde hazırlık gelenekler. Başında mumlar yanasın, işte kızın hadi gelin olmuş. Gün görmemiş maniler. Bir 200 kişinin katıldığı yaklaşık 500 milyar civarında. 500 milyarlık düğünden korku dolu. İşte gelin gidiyorum. Hüzün dolu. Keyif dolu anlar. Nereler çağlar oldu da gözlerim ağlar oldu. Suçum nedir bilmiyorum. Anadolu'nun farklı yörelerinin birbirinden ilginç adetlerini, gelenekleri ve göreneklerini ekranlarınıza taşıdık. Bu sefer sizi Avşar kültürünü doyasıya yaşayacağınız bir düğüne götürüyoruz. Efendim, damat beyle gelin hanım da meydana geldi. Hem de at üstünde. Hem anlı hem şanlı. Ama bir sorun var galiba. At hırçın mı ne? Öter tüfek davulun bazlar vurulur. Yavaş olun ha. Kalkar gelin. Bir düşmeye gör. Acıya. Gelin kız biraz tedbirli anlaşılan. Kınadan önce nikah istemiş. Evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet. Gelin hanım sonunda kınaya ikna oluyor. İşte kızım, hani gelin olmuş, elinde Kabe kınası. Hakkın emri böyle gelmiştir kulağa. Bundan sonra oldun elin evladı. Aman gene göç eyle dede. Avşar elleri, elleri. Gelin kız at üstünde meydanda dolaştırılıyor. Gelin kız damadın kınasını müjdeliyor. Türküler var, atlar var. Damadımızın gönlünde alperenler, yiğitler var. Damadımızın gönlünde. Kına gecesinde sadıcı bulmuşken soruyoruz. Düğünün maliyeti ne kadar? Yaklaşık 500 milyar civarında. 500 milyar. Yozlaşmaya en büyük tepki gösterdiğimize inanıyorum bu tür davranışlarla. Tepki pahalıya mal oldu. Sıra geldi bayrak değişimine. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kurtar olsun bro. Gelin kıza kuşak bağlanmasıyla adetler ardı ardına gelmeye başlıyor. Kırmızı halı yerine koyun postu. Damat efendi, bu kızımıza iki gözünün bebeği gibi sahip olacağına söz veriyor musun? Veriyorum. Hep beraber alkışlıyoruz. Dereler çağlar oldu da gözlerim ağlar oldu.
damat takı törenini başlattı. Hadi efendim bayanlar önden. Damat tam bir avşar erkeği. Avşarlara özgü halk oyununda hakkını veriyor tabi. Damatla gelinimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım. Ankara'dan seyrine doyumsuz, keyif dolu düğünle birlikteyiz. Gülmeye ve eğlenmeye doyamayacağınız muhteşem düğünümüz başlıyor. Kız tarafı coştukça coşuyor. Helal abiler, kim tutar sizi? Beşlik ihtiyar delikanlı amcamızı izlemeye ne dersiniz? Köy meydanında amcamız döktürdükçe döktürüyor. Aa, o da ne? Oradan geçmekte olan çoban da sürüleri bırakıp düğüne kendini kaptırmaz mı? Adet üzerine düğün başlangıcında damadın da orada bulunması gerekiyormuş. Sahi göremedik. Saatler geçti, damat halen ortada yok. Gelir gelmezse biz ona cezasını veririz. Olağa basılak. Damada ceza mı var? Evet, bizde ceza vardır. Sadıç da ortada yok. Sadıca da ceza verir. O da yoksa kim ceza çekiyor onun yerine? Kayınpeder babası çeker. Kayınpederini götürelim onun yerine o zaman. Nedir cezası? Olağa basma. Eşeğe bindirim olağa. Eşek orada var. Damat neredesin? Kurtar kayınpederini. Damat Bey, bunlar hep senin yüzünden. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sudan çıkmış balığa döndün. Damadın yine her şey yapılır. Belli ki damat, kayınpederinin kalbine taht kurmuşuna veda edip geliyoruz erkek evine. Burada da eğlence tam gaz. We'll be right back.
Ooo damat bey, yüzünüzü gören cennetlik. Halkalı şeker, şan fıstık. Amalar paralar, paralar. Halkalı şeker, asir etlik çeker. Çok sallar vak var yarim, cahilim aklım gider. Beyler az müsaade edin de kızları da görelim. Sırada o çok sevdiğiniz kelle oyunu. Ne demişler? Cenazeye giden ağlar, düğüne giden oynar. Eş tutamayanın vay haline. Eğlenceye biraz ara verip kınaya geçiyoruz. Ne var içerisinde? Kınamız, gelin kınamız ve poşumuz var. Bu sepeti gelin kızımıza vereceğiz. Başımızı alacağız. Güzel gelin taktı sepeti koluna, pardon başına, keyfine diyecek yok. Hani kınaya geçecektik gelin hanım? Gelin hanım ve arkadaşları oynamaya doyamıyor. Bari bilir kişiye soralım. Güzel oynuyorlar mı? Güzel oynuyorlar mı? Beğeniyor musun? Oynuyorlar, evet. Eskiden nasıl olurdu? Eskiden de böyleydi, oynarlardı. Hemen başka teyze itiraz etmez mi? Eskiden köçekler oluyordu, develer çıkıyordu, oyunlar oynanıyordu. Deve kalmadı, nereden bulacak? Yapsınlar, oğlun evi yapaydı. Gelin hanım oynamaya ara verdi nihayet. Kınaya geçiyor. Güzel gelini bakalım arkadaşları ağlatmayı başarabilecek mi? Beni. Başladın. Ağlama belirtileri mi? Ağlamayacağım. Gelin hanım kararlı. Yarın? Bilmiyorum. Ona bir şey söyleyemiyorsun. Evet. Şu bu derken sonunda kına yakılıyor. Gelin hanım sen oynamaya devam et. Bize müsaade. Daha damat beyin kınası var. Kınayı karmayı unutmuşsunuz. Kına burada kalacak abi. Kına öncesi toplanan para muhabirimiz tarafından damada veriliyor. Yeterli mi bu para kına yapmak için?
Yeterlidir herhalde. Yetiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmez lan. Yeter mi? Lan dolduğuma değmez. Yeter yeter. Al şimdi yakalım al sen. Al bunu. Kına hemen oracıkta karılıyor. Damadın da kınası yandığına göre... Çok tembelli görüşümü yollar. Damat maşallah el bebek gül bebeksin. Bebek, abi uyutuyoruz ne yapalım. Kendi alışsın artık gelecek çocuklarını büyütmeye. Ve mutlu sona adım adım gidiyoruz. Kına gecesi ağlamayan gelin, bakalım vedada ağlayacak mı? Allah bir yerine yansıtasın, çok mutlu olmamı istiyorum. Gelinin halası birden gözyaşlarına boğuluyor. Gelin hanım çok mutlu, ağlamıyor. Evet, ben halasıyım onun, ben halasıyım. Halam onlar benim yani. Canlarım. Gidelim şimdi. ...la uğurlanırken biz de mutluluklar dileriz. Hoş geldin melek, sefalar getir.